Tamam. Şimdi oldu galiba. Kafeye girdin, tamam mı? Kafeye giriyorsun. Kafeye girdin, tamam mı? Kafe. Atıştırmalık, snack, snack bir şey diyor. Kafe işte. Bak, bu menüyü beğenmedin mi? Çok mu pahalı geldi? Bu menünün pahalı gelmesinin tek sebebi... Ben eskiden Counter-Strike'ı bayağı bir oynardım. Arkadaşlarımla internet kafede olsun, evde tek başıma olsun deli gibi oynar ve çokça da severdim CS'yi. Hatta CS'yi o kadar çok severdim ki eskiden ortaokulda bilgisayar derslerimizde hocamız Word dersi verirken biz gizlice PC'lerimize CS 1.6 yükleyip derste oyuna dalardık. Neyse, özetle online oyun geçmişim bir Metin 2, Silk Road tarzı MMORPG'lerle bir de CS ile geçti. Başka da online oyun bilmem, oynamam, sevmem. Hatta 2016 senesinde CS'yi bir bıraktım, bir daha da geri dönesim gelmedi. O kadar ilgili değilim yani online oyunlara. Sadece ve sadece single player oyunları oynamaya devam ettim. Fakat bayağıdır gözüme çarpan ve gerçekten de genel oynanış anlamında çok hoşuma giden bir oyunla geldim karşınıza. The Finals. The Finals 26 Ekim'de betası açılan bir online aksiyon FPS shooter oyunu. Bu oyun FPS türünde şu anda oynanan neredeyse bütün oyunlardan kendisi de bir şeyler katmış. Peki Tuğçe, bu oyunun güzel tarafları neler diye soracak olursanız gelin size anlatayım. Mükemmel. İlk olarak en beğendiğim kısımlardan biri vuruş hissiyatı oldu. The Finals'taki vuruş hissiyatını gerçekten çok beğendim ve başarılı buldum. Ve birçok açıdan Counter-Strike 2'den ve Valorant'tan çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama Counter-Strike ve Valorant'taki gibi 3-4 kez body vurarak ya da bir kez HS atarak düşmanı öldüremiyorsunuz. Bayağı bir ateş etmeniz ve ıskalamamanız gerekiyor. O timingi tutturmanız ve kaçırmamanız çok önemli. Bir iki vuruş kaçırırsanız düşmana çok fazla süre kaçma şansı verebiliyor ve size bomba ya da çevrede bulunan patlayıcı fırlatmasını sağlayabiliyorsunuz. Zaten oyundaki tek öldürme yolu silah ya da bombalar değil. Çevrenizdeki neredeyse her şeyi elinize alabiliyor ve fırlatıp çevrede birçok yapıyı kırıp düşmanı sersemletebiliyorsunuz. Bu durum oyunda gerçekten çok kilit bir nokta. Genel olarak düşmanla çatışmak her ne kadar kolay olmasa da oyuncuya birçok imkan sağlanmasına ve özellikle de vuruş hissiyatının çok başarılı oluşuna bayıldım. Vuruş hissiyatını göstereceğim mesela. Şu şekilde bir vuruş hissiyatı var ama mükemmel bir vuruş hissiyatı var oyunda. Bak şimdi. Tamam, böyle değil tabi, sizin eğimiz daha iyidir de. Yani çok FPS online oynuyor. Vay vay, hop 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 hop. Böyle hani gerçekten vuruyormuşsun gibi ha. Gerçekten vuruyormuşsun gibi. Bana, bence soracak olursanız bana Counter Strike'dan çok daha iyi bir vuruş hissiyatı var, ilginç bir şekilde. Bu ne? Umarım oyun betadan çıkınca da bu şekilde kalmamaya ve bug oluşmamaya devam eder. Ben bu oyunun geleceğinden umutluyum. İkinci en beğendiğim kısımsa çevre elementlerinin had safhada gerçekçiliği. Bak şimdi şuna. Baksana. Baksana şuna. Mükemmel. Mesela patlayıcı var ya, şuradan yürüdüğün yeri buradan direkt kırdı. Oyunda çok farklı bir fizik sistemi var. Yani bir online oyunda bu tarz çevre elementlerini bu şekilde gerçekçi yapabilmek ve aynı anda birçok oyuncuyu aynı maça toplayabilmek bence çok zor bir iştir. Videoda da yaptığım gibi herhangi bir nesneyi fırlattığınız zaman gerçek hayattaki gibi hareket ettiğini ve aksiyon gösterdiğini görebiliyorsunuz. İlk oyuna girdiğimde practice alanında bu durumu deneyimlemek gerçekten çok hoşuma gitmişti. Bana çok gerçekçi geldi. Oyunda etrafta bulunan patlayıcılarla ve daha birçok nesneyle yürünebilen yolları, merdivenleri ve binaları patlatabiliyorsunuz. Normal maça girdiğimde biri aniden ben merdivenlerden yürürken yapmıştı, ödüm kopmuştu ilk seferimde ya. Size yapılınca gerçekten hiç hoş olmuyor, haberiniz olsun. Yani bolca küfür edebilirsiniz oyunu oynarken. Yani bilemiyorum, ben oyun ilk duyurulduğu zaman böyle bir gerçekçilik bir online oyunda olamaz diyordum ama adamlar gerçekten de yapmayı başarmış, helal olsun. Ama genel olarak hala kuşkulanma durumum var ve oyun ciddi anlamda betadan çıkınca birçok sorun çıkacak gibime geliyor. Bu endişelerim sizde nereden geliyor? Ne bileyim yani, ne diyeceksin, ne diyeceksin? Twitter'da ve YouTube'da bazı video yorumlarında RTX 4000 serisi ekran kartı kullanan insanların oyunun açılmaması, kasması gibi problemler yaşadığını gördüm ve bu da endişelerimin artmasını daha da fazla sağladı. Bende RTX 3070'e eşdeğer olan AMD RX 6700 XT ekran kartı var ve herhangi bir sorun yaşamadım şu ana kadar. Ama ilk başta oyunu yüksek grafiklerde oynarken ve PCR 2.0'da performansı ayarlıyken hafif hafif FPS droplar ve kasada çabuk ısınmalar sezdim. Ve oyunu medium ayarlarında
kararı alınca düzeldi. Zaten The Finals, Valorant, Counter-Strike ya da Overwatch gibi rekabetçi oyunlarda genellikle grafikleri en düşük ayarlara almak her zaman önerilir. Medium'da bile oyunun fiziklerinin ve çevre tasarımının kendinden ödün vermemesi ve kaplamaların, gölgelerin gerçekçiliği beni mutlu etmeyi ve oyunda da tutmayı başardı. Oyunun eksi bulduğum ve çok da beğenmediğim kısımlarından biri oyun modlarının çok da beni sarmaması oldu. Payday yandıran, hırsızlık yaptığımız ve 20 bin doları toplayan ilk kişinin kazandığı oyunun temel mantığı beni bir saatten sonra sıkmaya başladı. Şimdi oyun da birazcık böyle Payday ama değil aynı zamanda. Yani Payday ile de çok alakası yok. Ama böyle ne kadar çok o maçta para toplarsan birinci takımın oluyor ve o paraları topladığın zaman işte cash out yapma muhabbeti var, işte parayı alma muhabbeti. O parayı aldıktan sonra senin o parayı götürdüğün yerde koruman lazım. Bak burada da yazıyor. İlk 20 bin dolara ulaşan takım oyunu kazanıyor. Oyunun quick cash'te mantığı bu. Oyuna zamanla çok daha farklı modlar gelmeli diye düşünüyorum. Zaten ben online oyunlara çok fazla artık ilgili olmadığım için oyunda devamlı oynayacağımı da pek de zannetmiyorum. Ben sadece oyunun oynanış ve çevre elementlerine bayıldım. Bir diğer beğenmediğim kısım ise antrenman modunun genel oyun için şimdilik yetersiz kalması. Oyuna ısınmak için kendimizi geliştireceğimiz daha farklı modlar ve challenge'lar antrenman moduna eklenmeli diye düşünüyorum. Umarım o kısmı da es geçmezler ve doldururlar. Son olarak da oyunda karakter özelleştirme ve silah skinleri muhabbeti de fena değildi. PUBG'ye benzer olarak bildiğimiz karakterimize bir sürü ekipman ve kıyafeti giydirebiliyoruz bu oyunda da. Oyuna herhalde beta'da oynadığım için oyun bana 10.000 oyun parası verdi. Ben de zevkime uygun ya da dikkatimi çeken kıyafet ve skin paketlerini açtım. Silah skinlerinin birçoğunu beğenmedim ama zamanla geliştirileceğine ve yeni skinler geleceğine eminim. Özetle bu oyunda temel yapı ve materyaller gayet başarılı gözüküyor. Ama oyunun içi unutulup gitmemesi için bayağı bir doldurulmalı diye düşünüyorum. Biraz Overwatch, biraz PUBG, biraz Payday, biraz Counter-Strike, bir tutamda Apex ve Valorant'ı andıran bu oyun diğer online oyunların arasında hayatta kalmayı başarabilecek mi göreceğiz. Zibon zor zamanı, woohoo! Bu videoma sponsor oldukları için Virtual Down'a çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin Benderman adında bir VR oyunları var ve şu an Steam'de yerini almış bulunmakta. Benderman VR fütüristik ögeleri bünyesinde barındıran ama aynı zamanda 80'leri ve 90'ları tema olarak yedirmiş olan bağımsız VR bulmaca oyunu. Yaratıcılığın ve hızlı düşünmenin çok önemli bir rol oynadığı bu oyunda amacımız çevreyi inceleyip ilerlerken önümüze çıkan birkaç tane borudan oluşan bulmacaları çözmek ve istediğimiz gibi şekillendirmek. Yani oyun oyuncuyu bulmacaları çözerken tamamen serbest bırakıyor ve hayal gücümüz ve zekamızı etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Oyundaki her seviye oyuncuya birbirinden farklı dizayn edilmiş alanlar ve karmaşık boru bulmacaları sunuyor. Boruları bükerek çözdüğümüz ve saatlerimizi akıttığımız bulmacaların da ardı arkası kesilmiyor. Hepsi birbirinden zorlayıcı ve gerçekten de çok eğlenceli. Ekstra puan ve ödül kazanmak istersek de her seviye içerisinde etrafa gizlenmiş olan anahtarları bulup o anahtarlarla birbirinden farklı yollara da girebiliyoruz. Çok tatlı grafiklere ve görselliğe sahip 80'ler ve 90'lar temasını taşıyan bu oyun şu an Steam'de sayfasında yer almış bulunmakta ve bulmaca oyunları severlerin satın almasını bekliyor. Video bu kadardı. İzlediğin için sana çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Desteğine gerçekten büyümek için çok ihtiyacım var. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak.